Hemen Türkiye siyasetine geçiş evet, yapalım sert bir şekilde. Buyurun. Son 8 gün demiştim. Siyasette neler değişir demiştim. Özellikle iktidarın emekliler üzerine vaatleri. Yani hani hiçbir şey açıklamadan mı açıklayabilirler? İşte gözünüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olsunlar. Bu da bizde bir beklenti yaratan bir psikoloji. Özellikle ileri yaş gruplarında daha da aslında stresli bir bekleyiş aynı zamanda. Çünkü emeklilerin durumu malum. Dolayısıyla siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ya şimdi geçmiş seçimlerde Erdoğan ve AKP sürekli bir şapkadan tavşan çıkartma işi yapardı. Ama bu seçimlerde bu yok. Çünkü gerçekten de kendi elleriyle ekonomiyi öyle bir hale getirdiler ki en sonunda da Mehmet Şimşek'i tekrar seçimlerden sonra 14 Mayıs seçimlerinden sonra çağırıp ekonominin başına getirmeye mecbur kaldılar. O da kendi en iyi bildiği yöntemi uygulayıp şu an bir kemer sıkma politikası uyguluyor. Yani aslında enflasyon tarafından yoksullaştırılmış halk bu sefer de enflasyonla mücadelenin bedelini ödüyor kemer sıkma programı adı altında. Para politikası, sıkı para politikası uygulanıyor ama örneğin ciddi anlamda bir maliye politikası, işte yüksek gelirli kesimlerden vergi alınması, fahiş karların vergilendirilmesi, sosyal devlet uygulamaları, bunların hiçbirini göremiyoruz. Bu da kaçınılmaz olarak, yani kemer sıkma programları da kaçınılmaz olarak halkta bir tepki yaratıyor. Bakın, tarihsel olarak AKP'nin oylarının düştüğü dönemler Türkiye'de genelde faizlerin yüksek olduğu dönemlerdir. Öyle. Çünkü faizler yüksek olduğunda insanlar tüketici kredisi çekmekte zorlanırlar, ev alamazlar, araba alamazlar. Sermayedarlar yüksek kredi, yüksek faizle kredi aldıkları için işçi çıkarmak zorunda kalırlar. Bakın, bugün 100 bin liranın, 100 bin lira küçük bir para aslında, bir yılda geri ödemesi 156 bin lira olmuş. Evet. 56 bin lira faiz vereceksiniz. Evet. Aylık ihtiyaç kredileri korkunç. Değişiyor bu. Korkunç. Evet, inanılmaz yani. Dolayısıyla insanlar açısı, insanlar zaten tüketerek yaşıyorlardı bu ülkede. Kredi kartıyla, bir kredi kartından diğerine aktararak, asgarisini ödeyerek orayı da daralttılar ve seçimden sonra da daha büyük zamların geleceği, elektrik, doğalgaz zamlarının geleceği, bunlar çok net bir şekilde biliniyor. Bu nedenle AKP topluma kısa vadede refah vaat etmek, enflasyonu düşürmeyi vaat etmek, gelir artışı vaat etmek gibi elinde araçlar kalmadı. Öte yandan askeri operasyonlara da girişemedi bu süreçte ve dediğim gibi şapkadan bir tavşan çıkmadı. Bu 7-8 günde bir tavşan ekstradan bence çıkmaz. Yani örneğin meclisi toplayalım da emekli maaşlarında bir kanuni düzenleme yapalım, çok geç kalındı, bunu yapamazlar. Ama sizin de söylediğiniz üzere belirsiz bir vaat olarak yüzünüz kulağınız Cumhurbaşkanımızda olsun diyorlar. Cumhurbaşkanı da muhtemelen diyecek ki Haziran ayında şu kadar bir zam vermeyi plan. İşte ekonomi biraz düzeliyor diyecek. Güzelsin. Vesaire. Peki, öte yandan ellerindeki işte tek araç emekliyi bir şekilde yanlarına çekmek için kamu bankalarından promosyon meselesi oldu. Gidin promosyon almak için maaşınızın yerini değiştirin, maaş aldığınız bankayı değiştirin. Oradan da cebinize 5-6 bin lira gelsin deniliyor. Ama bunların hiçbiri böyle şey değil. Emekli insanlarımızı rahatlatabilecek bir şey değil. Emekli maaşı 10 bin lira, 12 bin lira. Bırakın emeklileri, Türkiye'de şu an asgari ücretle çalışan milyonlar var. Ücretlerin önemlice bir bölümü asgari ücret düzeyine yakınsamış ve bu 17 bin lira 20 bin lira arası bir para. Yani halkımız açlık ve yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkum edilmiş ama seçim meydanlarında hala Türkiye yüzyılından vesaire bahsediliyor. Bu anlamda dediğim, ekonomik olarak bir vaat, bir müjde bu 7-8 günde gelmez. Bunun yerine AKP'nin yapabileceği şey bence şudur kendileri açısından: olabildiğince karşı ittifakları, yani sahada kurulan karşı ittifakları dağıtmak. Masada zaten ittifak yok. Altılı masa dağıtmak. Biz biliyoruz herkesin kendi adayı var. Ama alttan alta AKP'ye öfkeli kesimler AKP'nin karşısındaki en güçlü adaya oy vermeye dair o stratejik duruşlarını, seçmen davranışını korumaya devam ediyorlar. Yani Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçmen açısından, muhalif seçmen açısından oyları bölmeyin demenin sembolleştiği isim örneğin. Ankara büyük ölçüde bitmiş gibi görünüyor. İstanbul'da belki 1-1,5 puan Ekrem İmamoğlu önde ama o fark da açılabilir. Bu nedenle de yapacağı şey AKP'nin bu ittifakı, yani tabanda kurulan ittifakı dağıtmak. Bunun için yapabilecek bir şey nedir? İstanbul özelinde bakıldığında şu an İstanbul özelinde yeniden Refah Partisi'ne olabildiğince az oy kaybettirmeye çalışıyor AKP. İşte o yüzden Bekir Bozdağ bu sizin yaptığınız ihanettir Cumhurbaşkanımıza diyor. Söylemi sertleştiriyorlar. Evet. Ama öte yandan şöyle bir şey var. Kürt seçmen, İstanbul'daki Kürt seçmen, Meral Danış Beştaş elbette ki Kürt siyasetinin önemlice bir figürü. Ama AKP'ye kaybettirmek adına gidip blok halde oylarını DEM Parti'ye vermeyecek gibi görünüyor. Evet, evet. Onları da yani meclislerde verebilirler. Belediye meclislerinde herkes tabii kendi ki partisine verecektir. Ama
isim söz konusu olduğunda, hele hele Erdoğan sürekli seçimden sonra yeniden bir sınır ötesi operasyon düzenleyeceğiz deyip çatışmalı bir sürecin işaretlerini verirken, İstanbul'u kazanmış bir AKP ve Erdoğan'ın eli daha güçlü olacaktır DEM Parti karşısında. Kürt sorunu karşısında çözümsüzlük süreci devam edecektir. Askeri yöntemler devam edecektir. Dolayısıyla eğer Kürt seçmen stratejik bir oy kullanacaksa oyunu Ekrem İmamoğlu'na vermesi beklenir kendileri açısından. Bu nedenle de örneğin önümüzdeki bir hafta içerisinde CHP ile DEM Parti arasındaki bu sahada kurulmuş olan, tabanda daha doğrusu kurulmuş olan ittifakı bölmek adına bir takım işler yapabilirler. Yani bir yerlerden açıklamalar gelebilir. Güya örneğin işte müpem bir şekilde de olsa çözüm sürecinin yeniden başlayacağına dair işaretler verebilir. Kimi biliyorsunuz iktidar trolleri böyle şeyler söylüyorlar. Tabii. DEM Parti %9 alırsa Selahattin Demirtaş hapisten çıkar. Dolayısıyla tabii, gidin sandıkta DEM Parti'ye verin. DEM Parti'nin %9 alması aslında seçimi kazanması değil de Murat Kurum'un seçimi kazanması anlamına geliyor. Hı hı. Bir de böyle kendilerini ne bileyim uyanık zanneden insanlar bunlar. Halbuki Kürt seçmen benim görebildiğim kadarıyla neyin ne olduğunun gayet farkında. Öyle. Ve sandıkta da oyunu ona göre kullanacaktır. Kesinlikle. Bu nedenle de bence takip edilmesi gereken şey yeniden Refah tüm Türkiye'de AKP'den ne kadar oy çalacak? Örneğin AKP'nin oyları işte en son %35'e düşmüştü 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın oyundan farklı olarak. O 35'lik oy 30'un da altına inerse, bu AKP açısından ve AKP-MHP açısından o giderek artan hegemonya bunalımının daha da artması anlamına gelir. Yani iktidar artık toplumsal rızayı üretmekte zorlanıyor. Karşısında parçalı bir muhalefet olmasına rağmen eli yeterince rahat değil. Ben seçimlerden sonra bir pat durumunun ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Hı hı. Yani iktidar oylarının biraz düştüğü, muhalefetin oylarının ise neredeyse hiç artmadığı ama büyük şehirleri korumaya devam ettiği, iki tarafında topluma bir sahici seçenek olmaktan çıktıkları, böyle insanların siyasetten giderek daha da uzaklaştıkları bir sanki atmosfer ortaya çıkacak. Yani iktidar kendi hikayesini anlatamıyor artık ama öte yandan da muhalefet kendisi alternatif bir hikaye anlatıp toplumda sahici bir umut haline gelmeyi başaramadı şu konjonktürde. Peki, Yeniden Refah Partisi paragrafına geçiş yapalım. Siz de çeşitli mesajlar verdiniz. Bekir Bozdağ'ın o sert cümlesini de ifade ettiniz. Yeniden Refah Partisi'nin kaderini değiştirebileceği bir kent var mı size göre? Bir dakikamız kalmış bu arada. Kısa bir yanıt bekliyoruz sizden. Ya Urfa'da çok güçlü oldukları söyleniyor. Alma ihtimalleri var. Hı-hı. Yozgat'ta örneğin güçlü oldukları ve alma ihtimalleri olduğu söyleniyor. Eğer buralarda AKP'nin elinden Yeniden Refah belediye alırsa bu Yeniden Refah'ın yükseliş sürecinin çok daha katlanarak artması anlamına gelir. Ama bence Yeniden Refah'ın Türkiye'de oynayacağı rol tek tek illeri alıp kaderini değiştirmekten ziyade AKP iktidarının kaderini belirleyip belirlemeyeceğidir. Yani oradan çalacağı 7-8 %10 civarında oylar AKP'nin giderek eriyen oylarının erimesini daha da hızlandırır. Ve örneğin AKP öyle kolay kolay yeni bir anayasa gündemi açamaz. Mehmet Şimşek programını öyle kolay kolay kabul ettiremez. Bu nedenle de dediğim gibi bence seçimin izlenmesi gereken partisi Yeniden Refah olacak. Peki, çok teşekkür ederim.